İlk Adım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, Haberin Sesi'nde Burcu Düzgün Çoban'ın sorularını yanıtladı. Bu yapılan çalışmalarda bizde şu da oluyor. Bu bahsettiğimiz kurslarda kursiyer olan kişi belirli bir süre sonra artık bu işi yapan haline geliyor. Daha önce MEMGE ile bu çalışmaları yapıyorduk. Hala devam ediyoruz MEMGE ile. Yalçınkaya geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan İlk Adım Halk Eğitim Merkezi yeni binası hakkında bilgi verdi. Şu an ise İlk Adım Halk Eğitim Merkezi yeni binası, ben naçizane şöyle söyleyeyim. 7 idari birimden oluşuyor. Bir öğretmenler odası, kütüphanesi, 35 tane üniversiteye hazırlık, 19 atölyesi, bilgisayar sınıfı, mescitleri, yetişkin sınıfları, konferans salonu, açık öğretim birimleriyle ilk adım halkımıza ve genelde de Samsun'da hemşerimize fazlasıyla beraber tüm ihtiyaçları, tüm yetişkin eğitimi anlamında ihtiyaçlarını karşılayacak bir binamız şeklinde. Tam anlamıyla eğitim. Evet. Evet. Alanı oluşturulmuş. Bina anlamında, her şey anlamında bütün eksiklerini tamamlamıştır. Başlatılan okuma yazma seferberliğinden söz eden Yalçınkaya, ilk adımda yaklaşık 3000 kişinin okuma yazma bilmediğini söyledi ve onlara ulaşmak için de çalışmalar yaptıklarını belirtti. Biz yine de mücadelemizi ediyoruz. Bu 350 bin nüfusun olduğu yerde çok az bir rakam, mücadele ediyoruz. En son Sayın Kaymakamımızın ziyaret ettiğimizde kendileri zaten bu mahalle ziyaretlerinde bir kişiden bahsetti. Biz de hemen anında müdahale ettik. Hemen bir öğretmen arkadaşımızı oraya gönderdik. Hemen dedik bu okuma yazma bilmeyen arkadaşımızı, işte vatandaşımızı kursa alacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Mahalle mahalle, sokak sokak, buradan tekrar duyurmak istiyorum. Böyle bildiklerimiz varsa hiç şey yapmasınlar, büyüklerimiz, ellerinden öpüyoruz onların. Geri durmasınlar.